de neler oluyor konusuna. Naim Hocam da adalar konusuna geldi. Hatta Miçotakis'in son açıklamalarını birazcık olumlu gibi olan açıklamalarını değerlendirirken turizm dönemi. Şimdi doğru, böyle bir duraklama geçildi dedi. Evet. Sözü oradan size bırakıyorum. Çünkü Yunanistan'ın ekonomik kaynakları, gelirlerden önemli bir bölümünü turizm tabii tutuyor Yunanistan. Hı hı. Özellikle Ege'deki adalar turizm mevsiminde Yunanistan için vazgeçilmez bir gelir kaynağı. Evet. Bu nedenle bu Ege sularının yaz döneminde ısınması, hı hı, bir gerginlik çıkması iki ülke arasında, iki ülkenin de turizm gelirlerini sekteye uğratır. Bu nedenle 2000'lerden önce başlayan güven artırıcı önlemler paketi vardı. Bu uygulandı, şimdi askıya alındı. Burada bu büyük çaplı faaliyetler, tatbikatlar genellikle yaz döneminde, turizm mevsiminde yapılmaz. Tatbikatlar, büyük çaplı tatbikatlar iki ülkenin milli günlerine denk getirilmez gibi, hı hı, bazı önemli geleneksel böyle bilgi değişimleri olurdu ve bu sürekli olurdu iyi niyet girişimi olarak. Şimdi tabii bunlar şu anda uygulanmıyor. Özellikle Yunanistan'ın son zamanlarda bu adalar, adacık ve kayalıklarda ve adalarda gayri askeri statüde olması gereken, biliyorsunuz, 23 ada var. Evet. Bunlardan 12 ada dediğimiz Ege'nin güneydoğusunda 12 ada olarak adlandırılır ama bunlar 22 adadır. Fakat literatürde 12 ada olarak geçer. Hı hı. Bu 12 ada 1912'de İtalyanlar Trablusgarb'ı işgal edince, İtalyan Trablusgarb Savaşı'nda tabi burayı da işgal ettiler, 12 adayı, bu bölgeyi. Daha sonra bu işgal ettikleri adadan da bir daha çıkmadılar. Bu diğer adalar, yani 12 adanın kuzeyinde kalan Doğu ve Kuzey Ege adalarını da 1912 1. Balkan Savaşı'nda bu sefer Yunan askerleri işgal etti. Buradaki problem şuydu, Osmanlı'nın donanması yoktu maalesef. Yani müdahale edecek bir donanma da yoktu. Daha sonra gelinen aşamada şurada görülen 23 ada Lozan'da, şurada gördüğümüz 1923 Lozan Barış Antlaşması'yla şu yeşil renkte gördüğümüz adalar da Paris 1947 Paris Antlaşması, yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a gayri askeri statüde olmak koşuluyla devredilmiş. Şöyle deniyor, işte o zaman ama burada Türkiye masada yoktu. O yüzden de bunun uluslararası hukuka göre bu tartışmaya açık diye bir yorum var. Ona katılıyor musunuz? Türkiye katılmamıştır, doğrudur. Hı hı. Katılmamıştır. Ancak uluslararası hukuk açısından bir anlaşmanın geçerli olması için o ülkenin katılıp katılmaması önemli değil. Önemli olan orada yer alan madde. Madde şöyle der: İleriye Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sönbek, Rodos, Meis ve Herke adaları Yunanistan'a, yani İtalya'dan Yunanistan'a gayri askeri statüde olmak koşuluyla devredilmiştir der. Gayri askeri statü. Hı hı. Şimdi gelinen aşamada, yani 2022 Haziran ayına geldiğimiz bu dönemde Yunanistan kendisine hem Lozan Barış Antlaşması 1923 Lozan Barış Antlaşması hem 1947 Paris Antlaşması'yla gayri askeri statüde olmak koşuluyla devredilen adaları bırakın askersizleştirmeyi, silahlandırmıştır. Örnek Midilli ve Rodos'ta tümen var, tümen. Bırakın silah, tümen var. Sakız, Sisam, Limni ve İstanköy'de Tugay var. Diğer adalarda da, bu diğer saymadığım adalarda da alay ve tabur düzeyinde birlikler var. Düşünün. Yani silahlandırmanın da ötesine muharip birlikler var. Hangi tehdidi ne için bu muharip gösteriyor? Birlikler? Evet, hangi tehdidi gerekçe muharip gösteriyor? Birlikler ne için? Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye karşı. İleride diyelim ki Yunanistan 1975'ten beri bunu sürekli deniyor. Karasularını 6 milin üzerine çıkarma cüretkarlığını gösterdi diyelim. Türkiye için 1975'te, 1976'da dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ABD'ye mektup yazarak bunun bir savaş sebebi olduğunu bildirmiştir. Daha sonra 1995'te yine Yunanistan'dan bu tür açıklamalar geldi. Hı hı. Karasularının 6 mil üzerine çıkarılması, 12 mile çıkarılması. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan parti temsilcileri toplandı. Hı hı. Ortak bir açıklama yaptılar. Bu Türkiye için bir savaş sebebidir. Şimdi bir savaş sebebi. 12 mil değil, 6 milin üzerine çıkarma. Diyelim ki Yunanistan öyle bir cüretkarlığa girişti. ABD'nin özellikle Yunanistan coğrafyasında konuşlandırdığı askeri varlığı, üsleri, Fransa ile yapılan ittifak, Avrupa Birliği'ni desteğine alması gibi nedenlerle diyelim öyle bir cüretkar adım attı. O zaman Türkiye savaş sebebi. Bu durumda işte Yunanistan diyor ki ben adalarda tümen, tugay, alay, tabur şeklinde birlikleri bulundurursam Türkiye'nin statüsünü uluslararası antlaşmalara aykırı olarak statüsünü değiştirdiğim bu adalara Türkiye'nin müdahalesini önler. Hocam peki önümüzü görmek için soruyorum. Dediniz ki yaz döneminde işte, tatbikatlar yaz başında yapılır. Turizm sezonudur. İki ülke zarar görmek istemez. Üstü kapalı bir anlaşma vardır. Açık anlaşma. Açık. Tamam. Peki. Yani Genelkurmay'da mesela bilgiler değiştirilir. Peki. Atina'ya gönderilir. Atina'dan Türkiye'ye gönderilir. Kontrol edilir. Denir ki bu tatbikat bizim milli günümüze tesadüf ediyor. Bunu değiştirmişsiniz denir. Değiştirir. Buradan şunu mu çıkarmalıyız? Önümüzdeki 3 ay boyunca bu gerilim biraz daha düşecek. Zaten evet. Miçotakis'in Kıbrıs'taki konuşmalarında da benzer bir izlenim edinildi. Ama sonbahara doğru, sonbahar gelince tekrar şiddetlenebilir. Evet. Ki zaten Yunanistan'da sonbaharda bir erken seçimden bahsediliyor. Doğru. Olup olmayacağı belli değil ama ciddi anlamda konuşuluyor. Bu da etkileyebilir süreci ve sonbaharda daha sıcak, daha çatışmalı bir döneme girebiliriz, öyle mi? Doğru, kesinlikle öyle. Çünkü Yunanistan seçime gidiyor, seçim atması. Türkiye de seçime gidiyor. Bir yıl var. Yunanistan'ın erken seçim olma olasılığı yüksek. Yunanistan genellikle seçime giderken daima Türkiye'yi bu şekilde açıklamalarında o seçim havasında bu şekilde kullanır. Yani onlar da bunu bir beka meselesi sürekli kullanır. Tehdit vardır. Tehdide karşı şu tedbir aldık. Fransa ile şu anlaşmayı yaptık. Fransa'dan evet. Rafael uçağı aldık. Adalara şunu konuşlandırdık. İşte Miçotakis gelir burada Koyun Adası'nda resim çeker. Evet. Diğeri gelir Keçi Adası'nda resim çeker. Tavşan Adası'nda resim çeker. Şimdi bu adaların dışında yalnız Kürşat Bey bu adalar Lozan ve Paris Antlaşması gereği gayri askeri statüde olması gereken adalar ve Yunanistan statüyü değiştirdi. O zaman Türkiye evet. iki mektup yazdı. 16 Temmuz 2021'de Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Evet. Bir de 30 Eylül 2021'de yine Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. İkinci mektupta dikkati çeken bir cümle var, ifade var. Yunanistan uluslararası antlaşmalara aykırı olarak statüsünü değiştirdiği, bu adalar statüsünü değiştirdiği için egemenliği tartışılır duruma gelmiştir. Çünkü Yunanistan egemenliğine hangi koşulda verildi? Askersizleştirilmiş olma koşulu. Ne yaptı Yunanistan? Koşulu değiştirdi. Koşul değişince egemenlik tartışılır. O halde Türkiye uygun bir ifadedir bana göre. Ben geç de kalmıştır. Şimdi Türkiye bunun dışında... Burada değerli izleyenlerin görmediği bunun dışında ikinci bölüm büyük problem sahası var. Egaidak dediğimiz Ege'de Yunanistan'a antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalık statüsünde dediğimiz oluşum var. O da 152 fazla. Adet. 152. Mesela Kardak kayalığı 1996'daki kriz bu 152 adet ada, adacık ve kayalık statüsünden bir oluşumdu. O sadece bir kayalık değil, oluşumun adı. Evet. Kardak kayalı. Burada ne yapıyor? Yunanistan'a Ege'de antlaşmalarla hiç devredilmemiş. Ama orada da gitmişler, bayrak evet. dikmişler, kulübe yapmışlar, yerleşim bölükleri var, askeri birlikleri evet. var, silahlandırmışlar, devredilmemiş. Devredilmeyince ne oluyor? Osmanlı'nın mirasını devralan kim? Türkiye Cumhuriyeti devleti. 1952'ye kadar borçları ödedi. O zaman Osmanlı'dan miras kalan ada, adacık ve kayalık. Batı Anadolu'ya çok yakın. Koyun Adası, Keçi Adası, Tavşan Adaları gibi. Ve Miçotakis geldi, o Koyun Adası'na hemen evet. bir resim verdi. Manşet oldu kendi basında. Bunlar, bırakın Miçotakis'in gelmesini. Genelkurmay Başkanı geliyor, Savunma Bakanı geliyor. Askeri birlik de bulundurulamaz. Yunanistan'ın bayrağı da bulundurulamaz. Kardak'ta bu yüzden kriz çıktı. Kardak'ta Yunanistan bayrağı dalgalandırıldı. Sonra ne oldu? 1996'da evet. tekrar Türkiye... Türk bayrağını dalgalandırdı. Bir de o problem var. O da önemli büyük problem. O da statüyü değiştirdi. Şimdi